Arkadaşlar merhaba. Bugün size evde kendi peynirimizi yapmayı anlatıyorum. Bunun için ne yaptım? Öncelikle sütçümden şöyle 3 litrelik sütümü aldım. Sütünüzün ya günlük pastörize süt ya da böyle açıktan alınmış süt olmasına dikkat edin. Çünkü UHT teknolojisi de paketli sütler, yani o sütlerle peynir olmuyor. Şimdi öncelikle sütümüzü pastörize etmemiz gerekiyor. Pastörize ne demek? 70-80 dereceye kadar sütü ısıtmak demek. Ama ısıtırken de direkt ateş görmeyecek. Ne yaptım? Bakın şöyle altta bir benim büyük tencerem vardı, 5 litrelik. Onun içerisine şöyle tencerenin dörtte birine gelecek şekilde su koydum. Bu 3 litrelik tenceremi de onun içine oturttum. Şimdi bu şekilde, hani biz buna benmari usulü diyoruz. Benmari usulü, benim bu sütüm 70-80 dereceye gelene kadar burada ısınacak. Onun ısınmasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, sütümü benmari usulü 80 dereceye kadar ısıttım. Şöyle bakın, bir mutfak termometrem var. Bu termometreyi internetten aldım. Ucuz, yani çok pahalı bir şey değil. 20-30 lira bir şey. Bu termometreye ihtiyacımız var. Çünkü sütün ısısı peynirde çok önemli. Evet, şimdi ölçüyorum. 80 dereceye geldiğinde artık birkaç saniyede sütüm pastörize olmuş olacak. Siz günlük pastörize süt alırsanız bu aşamayı yapmanıza gerek yok. Direkt sütünüzü 35 dereceye getirip mayalayabilirsiniz. Ben bunu açıkta aldığım için bu işlemi yapıyorum. Günlük pastörize sütle de bu işlemi yaparsınız. Yeter ki UHT tekniğiyle, yani kutu süt olmasın. Bir dahaki sefere de öyle yaparız. Onu da gösteririm size. Normal günlük pastörize sütle de yapabiliriz. Bu pastörize işlemini şöyle de yapabilirsiniz. 60 derecede yarım saat tutarak da pastörize edebilirsiniz sütünüzü. Ama ben 80 dereceye kadar getirip birkaç saniye o şekilde pastörize edeceğim. Bu pastörize işlemini hiç de yapmayabilirsiniz ama peynirin salamura tuzu, yani tuzlu salamura suda bir süre beklemesi gerekiyor, 45 gün kadar. Hemen yiyecekseniz bu pastörize işlemini yapmalısınız. Evet, 71. Şöyle arada sırada karıştırarak. Yani çok da uzun sürmedi bu dereceye gelmesi, merak etmeyin. Neden böyle benmari usulü ısıttığımızı da soracak olursanız, sütümüzün vitamin ve minerallerini yitirmesini istemiyoruz. Ayrıca da peynirimizin kıvamını etkiliyor. Yani direkt ateşte değiyor olması peynirimizin tadını, tuzunu da etkiliyor, kıvamını da etkiliyor. O yüzden böyle bir pastörizasyon işlemi yapıyoruz. Evet arkadaşlar, sütüm şimdi 80 dereceye geldi. Artık altını kapatacağım ve sütümü su doldurduğum lavabonun içerisinde 37 dereceye kadar soğutacağım. Evet, şimdi sütümü lavabonun içinde hemen soğuttum. Tekrar ölçüyorum.
Sıcaklığımın 35 derece civarında olması gerekiyor. Evet, şu anda 38 derece. Evet, düşmeye başladı. Şimdi öncelikle burada bir yemek kaşığı sulandırdım. Bir yemek kaşığı yoğurdum vardı. Onu sulandırdım. Öncelikle bunu sütümün içerisine ekliyorum. Kıvamı daha güzel olsun diye peynirimin. Burada da internetten aldığım bir mayam var. Şirden mayası. Doğal peynir mayası, yani kimyasal değil. Hayvanların, süt hayvanlarının midelerinden elde edilen, enziminden elde edilen bir maya. Bu mayayı kullanacağım ben, doğal olması için. Şöyle bir kapak kadar bu mayamdan içerisine döküyorum. Evet, şimdi sütümü 1 saat mayalanmaya bırakacağım. İsterseniz şöyle üstünü örtebilirsiniz. Ben fırınımın içinde onu 1 saat kadar mayalandıracağım. Evet, şimdi 1-1,5 saat kadar beklediğim peynirim mayalanmış. Bakın şöyle mayalanmış güzelce. Şimdi onu keseceğim. Evet, güzelce bakın, ince ince kestim. Şimdi hemen de süzebilirim ama biraz ayrışması için, suyundan biraz ayrışması için fırınıma tekrar kaldıracağım. Biraz daha bekleyeceğim çünkü peynir beklemeyi, her işlemden sonra beklemeyi seviyor. Acelem de yok, bekleyebilirim. Evet, kestiğim peynirimi bir süre daha beklettim. Yaklaşık 1-2 saat daha beklettim ve bakın yeşil suyu üzerine çıktı ve çok güzel termelendi. Bakın harika bir şekilde kıvamı tutmuş. Şimdi burada hazırladığım süzgü bezim var. Süzgünün üzerine süzgü bezini serdim. Şimdi peynirimi süzgüme alıyorum. Her aşamasında dediğim gibi sabırla biraz beklemeniz gerekir. Ama sonuç böyle güzel. 3 kilo sütten yaptım biliyorsunuz. En sonunda çıkan peyniri ölçeceğim. Bakalım kaç gram peynir elde edeceğim. Evet, bu şekilde peynirimin süzülmesi için şöyle toparlayıp üzerine ağırlık koyarak bir gece bekleteceğim. Evet, peynirim
süzüldü. Ama süzülmesi için bayağı bir bekledim arkadaşlar. Yaklaşık bir gün hazırladığım düzenekte bekledi. Tabii ki birazcık baskıyı falan iyi ayarlamanız lazım. Şimdi peynirim süzüldü. Artık peynirimi kesip tuzlayabilirim. Da kaya tuzum var. Şöyle kaya tuzu. Ya salamura tuz ya da kaya tuzu kullanmanız lazım. Şöyle her yerine eşit olarak serpiyorum. Hem lezzetli olacak hem de peynirimi sertleştirecek. Tarafına da şöyle. Evet, peynirlerim biraz tuzunu içlerine çeksin diye bekleyeceğim. Şöyle üzerini bir streçle kapatıp bekleyeceğim. Sonra da onları kavanoza alacağım. Evet. Peynirlerim 2 gün buzdolabında bekledi. Biliyorsunuz tuzlamıştım altını üstünü. Biraz sertleşmişler. Tadı da harika. Çok güzel beyaz peynir olmuş. Şimdi salamura suyunu hazırladım. Salamura suyu için 1 litre kadar suyun içine %5 oranında yani 50 gram kaya tuzu koydum. Bu suyu şimdi peynirlerimin üzerine dökeceğim. Şöyle genizinizi yakacak kadar tuzlu bir su olması lazım. Suyunuzu mutlaka kaynatıp soğutun. Yani pastörize etmiş olun suyunuzu. Tuz olarak da mutlaka kalın tuz, kaya tuzu kullanın. Yemeklik tuz olmaz. Evet, salamura suyunu da döktüm. Şimdi peynirimi bir 15-20 gün bu şekilde buzdolabında saklayacağım. Daha sonra da yemeğe hazır olacak. Bu peynirimi ölçtüm. 3 litre süt kullanmıştım biliyorsunuz. 3 litre sütten yarım kilo peynir elde ettim. Tadı da dediğim gibi çok güzel bir parça baktım. Aslında pastörize etmiştim. O yüzden hemen tüketmeye başlayabilirim. Ama biraz salamura suyunun içinde ben bekletmeyi tercih edeceğim. 3 litre sütten yarım litre, yarım kilogram, 3 litre sütten yarım kilogram peynirim oldu bu şekilde. Ağzını kapatıyorum ve buzdolabında beklemeye alıyorum. Aşamalarını paylaştım. Gördüğünüz çok da zor değil. Siz de kendi peynirinizi evinizde yapmak isterseniz videomu izleyin. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Hepinize teşekkürler.